Evet değerli izleyicilerimiz, Bolu'nun en güzel mekanlarından birindeyiz. Bolu denince akla genelde Bolu Dağı gelir, soğuk gelir, kar gelir. Ama Bolu Dağı'nda termal, Bolu'da termal. Bunu ben şahsen ilk defa duydum. Arkadaşlar dediler ki havuza gir, bu kiloyla utandığım için havuza giremiyorum. Ama İbrahim Bey kardeşimiz dedi ki gelin dedi, biz size dedi güzel bir kahvaltı da hazırlarız. Aynı zamanda iki çeşit de kebap yaparız. Ama dedi şunu da söyleyeyim dedi, termal turizmi Bolu'da başladı dedi. Doğru mu? Doğru. Şu anda burası Bolu'nun nadide eserlerinden bir tanesi. Ortalama şu anda 45.450 bin metrekare alana sahip Bolu Nerven termal kasabamız. Şu anda burada tatlı havuzlarımız, burası tatlı su havuzlarımız. Termal havuzlarımız başka bir alanda. Termal tamamen bizim kendi kuyularımızdan çıkıyor. Ortalama 38 dereceden çıkıyor, 36 derecede havuzlarımıza giriyor. Gayet işte bakımları vesaireleri her gün günübirlik olarak yapılmakta havuzlarımızın. Yani insanların haberi olsun, Bolu'da mükemmel bir termal köyü diyelim. Termal kasaba şu anda Bolu'da ikinci kasaba olma peşinde. Önce birinci Gerede, daha sonra burası olmanın peşindeyiz. Ne var şimdi? Saunası var herhalde. Tabii burada ortalama 22 tane havuzumuz var. İşte olimpik havuzumuz var. Yarı olimpik, işte eğlence havuzumuz yok. Buralar kapalı tamamen. Burası eğlence havuzumuz, kaydırak havuzumuz var, bebek havuzumuz var. Knaip ayaklara iyi gelen, ayakların işte tedavisini, kan dolaşımını hızlandıran havuzlarımız var. İşte diğer tarafta termal havuzlarımız var. Orası yarı açık, kapalı, yürüyen, işte yataklar şeklinde. Zaten orada da çok farklı bir ambiyansa sahip. Tamamen biz termalle tatlı suyu ayırdık. Yani buralar insanlar hem tatlı suda işte yüzmek biraz daha sağlıklı olduğu için tatlı suda, termal suda biraz daha hareketler biraz daha yavaş olması gerekiyor. İşte yiyecek içecek tüketilmemesi gerekiyor termal tarafta. Biraz daha kontrol altına almamız gereken bölüm olduğu için biz termalle tatlı suyu tamamen ayırdık tesiste. Aynı anda kaç bin kişi konaklayabiliyor? Aynı anda şu anda 750 kişiye kadar günlük hizmet veriyoruz. Konaklama hizmeti. Tesis tamamen bittiğinde 7200 kişi hizmet vereceğiz burada. İnsanlar burada tamamen birbirleriyle kaynaşabilmeli, birbirleriyle arkadaş ortamı kurabilmeli, gelecek döneminde de gelecek tarihinde de birbiriyle güzel sohbetler kurabilmeli. Tamamen burası da bizim aile ortamı kurabileceğimiz alan. Yani yatırımcılarımızın hedefi bu. Zaten Bolu'nun mimarisini yansıtmak, işte Bolu Göynük mimarisini burada yansıtmak ilk öncelikli hedeflerimizden ve güzelliklerimizden. Evet değerli izleyicilerimiz, Bolu'dayız, aşçılar diyarı. Şimdi de Narven'deyiz. Narvenli bir aşçımız var yanımızda. Mehmet Usta'mız var. Mehmet Usta, öncelikle kütükten başlayalım. Evet. İnek peyniri var, kaşar peyniri var, eski kaşar var. Evet. Bu iş bize aşar var, doğru mu abi? Evet. Doğru. Evet. Abi bu var ya, kahvaltı tabağı gibi olmuş. Evet. Bunu aldın mı doydun? Doydum zaten. Önce gözü doyuruyorsun abi. Önce göz. Kaç yıllık aşçıyız Mehmet abi? 14 yaşında başladık mesleğe. Yaş kaç? Yaş 47'ye geldik. 47. O maşallah 33 yıldır. 33 yıldır mesleğe. Jübile yapmam diyorsun. Yani son nefese kadar devam. Bizim bir hedefimiz var inşallah. Narven'i en güzel şekilde, her yerde güzel bir şekilde temsil etmek. Abi senin Narven dediğin yer Bolu Dağı'nın eteklerinde, yamacında, çamlarla, meşelerle, gürgenlerle adeta iç içe geçmiş mükemmel bir manzara arkamda görüyorum. Evet, doğru mudur abi? Evet, evet. Tabii diyorsun ki bu mükemmel manzaradan, böyle bereketli topraklardan bu güzel ürünler çıkıyor diyorsun. Evet. Manda kayma. Manda kayma. Evet, yani manda kayma kaymanın hastasıdır yani. Bizim müşterilerimize, misafirlerimize sunuyoruz bunları. Sunuyorsun abicim. Ne demişler? Yemek bulursan al, karşında şifa kaynağı bal. Evet. Bu da petek balımız. Petek balımız. Petek abi. Balımız. Bu da yöresel. Yöresel. Mudurnu ilçesinden gelen bir balımız bu. Bunu özel hazırlamış Mehmet ustam. Hani kış geldi, üşürsek sırtımıza gocuk, ekranlarınızda nargile sucuk. Evet, sucuk, yumurtalı sucuk, biber. Evet. Evet. Bizim ne var içinde abi? Bunda sucuk var. Bizim kırmızı biber dediğimiz kapya biber var, domates var. Sucuğumuz keza Bolu'nun yöresel yine ürünlerinden bir tanesi. Düğün zamanı gelince kızlar hazırlar çeyiz. Ekranlarınızda Bolu usulü ceviz. Ceviz de Bolu'nun meşhur. Yani hemen hemen her köyde üretilen
bir ürünüm bizim. Meşhur yani cevizim meşhur. Bolu cevizi. Bolu cevizi. Ne demişler? Kış geldi mi arabaya takacaksın zincir. Evet. Karşınızda Bolu usulü incir. İncir, evet. Bu incir de Marmara bölgesinden gelen bir incir. Evet. Genelde biz ürünlerimize şey olarak doğal olmasına dikkat ediyoruz. İşte bizim Türk mutfağının vazgeçilmezi bu. Zeytinyağı sofralarda. İşte mideyi hazmı kolaylaştıran, iştahı açan ve kahvaltı sofralarında da olmazsa olmazlardan bir tanesi. O zaman abi orada evet. Kayısıyı görüyorum. Evet, kayısı. Siyah zeytini evet. Görüyorum. Malatya zeytini kayısını. Görüyorum. Evet. Tahini görüyorum. Evet. Pekmezi görüyorum. Evet. Reçeli evet. Görüyorum. Evet. Salamı görüyorum. Evet. Yeşillik zaten evet. Adeta bir sofra cümbüş. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Mehmet abi bize dedi evet. Ki kardeşim dedi sofra dedi mükemmel dedi. Ancak dedi bunları dedi ben kendim üretmiyorum dedi. Bahçeden alıyoruz. Bölgede üretilen esnaftan alıyoruz. Ancak dedi kebapların en kremini kendim yapıyorum dedi. Orada dedi dilim açılacak dedi. Doğru mu abi? Ya biz genelde ellerimiz çalışıyor. Çok fazla konuşmaktansa. Biz seni konuşturmasa biliriz tamam, abi. Tamam mı? Evet değerli izleyicilerimiz Bolu'dayız, evet. Narvem'deyiz. Mükemmel bir kahvaltı sonrası. Önce gözler doyacak, sonra mide doyacak, gönüller doyacak. Mükemmel bir sofra efendim. Mehmet abi diyor ki keserler diyor tekla dingerler hiç düzgün konuşmadı ki kardeş hep ben konuştum. Mehmet ustam dedi ki kahvaltıda biraz tutuktuk ancak dedi ben dedi kuzu incikte Narven kebabında ve ekmek aşında dedi ustayımdır dedi. Ben de ustaya dedim ki niye ustasındır dedim. Dedi ki Haruncum dedi düşüneceğin zaman dedi kafanı kaşı şimdi yapacağım ekmek aşı. Evet, ekmek doğru aşı, mu? Evet, bol... Hayra sanat yaparsan alırsın sevabı az sonra yiyeceksin Narven kebabı dedim. Evet, doğru mu abicim? Doğru doğru. Kuzu inciye bir şey demiyorum zaten tam bir şaheser. Malzemeleri bir sayalım öncelikle abicim. Bu neyin malzemesi? Şimdi bu bizim Narven kebabının malzemesi. Ana şeyimiz köfte, bildiğimiz köfte, soğan, domates, sarımsak, yoğurt. Sarımsak, biz evet. Sarımsak değerli evet, biz sarımsak, yoğurt. Yine isteyene bağlı, yani isterse sarımsaklı da olabilir, sade de olabilir. Biz yine sarımsaklı yaptık ve kaşar. 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 Ürünlerimiz bunlar. Bu Narven kebabının olayı. Evet. Bunları saydık. Evet. Köfteyi gördük, soğanı evet, gördük, sarımsağı gördük, domatesi gördük, yoğurdu gördük, evet. Kaşarı gördük. Kaşar. Hemen buraya geçtik. Evet. Buraya geliyoruz abi. Ekmek kaşı. Ekmek kaşında ne var abi? Ekmek kaşı yine Bolu'nun yöresel bir ürünü. Genelde bunu köylerde işte kıymayla yaparlar. Ama biz bunu bir değişiklik olsun dedik, renk katalım dedik, incikle yapıyoruz. Bunun ana şeyi de köy ekmeği. Köy ekmeği. Köy ekmeği. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Lazım. Hayır, olmazsa olmaz. Evet. Köy evet, ekmeği. Bolu usulü köy ekmeği değerli ekmeği. İzleyiciler. Diğer malzemelerimiz. Burada havucumuz var. İnciyi haşlamak için. Soğanımız var. Ve patatesi koyacağız. Olmazsa olmaz. Olmazı. Yani isteğe bağlı bu da. Soğan, patates, patatesi isteğe bağlı. Narven kebabının da özel şeyi. Ekmeği. Fidesi. 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 Şu da fidesi. Evet. Fidesi. Narven kebabının fidesini de gördük. Evet. Baharatlarımızı da sayalım. Baharatlarımız var. Mesela ne atacağız? Narven kebabına pul biber, toz biber ve kekik. Kek atacağız. Kek. Öbürüne? Evet. Öbürüne de sadece tuz ve toz biber. Mehmet ustam. Evet. Şu andan itibaren konuşma bitti. Tamam. Söz stop. Tamam. Artık senin hünerlerinden tamam. Narven kebabını tamam. Ve aşı tamam. Göreceğiz bakalım. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, güzel bir gayretten sonra Mehmet ustamız ekmek aşını ve Narven kebabını tamamladı. Şimdi ne yapacağız? Yağ dökeceğiz. Neye dökeceğiz yağ efendim? Şimdi bu bizim Narven kebabının üzerine eritmiş olduğumuz tereyağını ve toz biberi koyacağız. Dökelim bakalım. Dökelim. Önceden. Ne güzel de bir kepçem varmış abi. Şöyle, evet. Yağ kepçesi öyle mi? Bu yağ kepçesi evet. Yağ kepçesi. Bu şekilde döktük. Narven kebabı. Narven kebabı. Şu an... afiyet olsun. Uf. Hava da güzel değerli izleyiciler. Arkamızda da evet, tabiat evet. Var. Orman. Durum, açıyorum. Aman Allah'ım. Evet. Allah'ım. Bolu.
Bolu'nun meşhur ekmek aşısı. Ekmek aşısı. Evet, ekmek aşısı. Biz bunu incikle yaptık daha renklendirelim diye. Normalde işte dediğim gibi kıymayla yapıyorlar ama biz bunu bu şekilde yapalım dedik. İncikle yapalım dedik. Size ikram edelim. Tabii abi, böyle bir sofra kurulunca yanında da evet, bazı lezzetler geliyor. Evet. Başka nelerimiz var? Şimdi zeytinyağlı burada bizim közlenmiş biberimiz var. Kırmızı. Enginarımız var. Karnabaharımız var. Zeytinyağlı. Brüksel lahanımız var. Ve brokolimiz var. Mehmet abi var ya, heyecanlı abi. Ben sallayalım abi. Evet, evet, sallayalım. Mehmet Usta'ya çok Bolu'dan, teşekkür Bolu'dan, ediyoruz. Sağ olun. Bolu'da sağ olun. Güzel bir mekanda, evet, güzel bir yerde, evet, güzel bir sofrada, evet, güzel insanlarla birlikte olduk. Evet. Efendim afiyet olsun.